Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte DJI Osmo Pocket incelemesi gerçekleştireceğiz. Ben ürünü yaklaşık bir 6 aydır kullanıyorum ama ürünün özelliklerine geçmeden önce kutuyu ilk önce sizlerle birlikte açmak istedim. Beraber kutunun içerisinden neler çıkacak bir bakalım hemen. Kutumuzun içerisinde bir adet kılıf ve kılıfın içerisinde kameramız çıkıyor. Bir adet bilekliğimiz ve iki tane de cihazı telefonlarda kullanmamızı sağlayan adaptör, Lightning ve Samsung Android cihazlarda kullanabildiğimiz diğer başlık çıkıyor. Bunların dışında kutumuzun içerisinden bir de kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu zaten Türkçe dil seçeneği maalesef mevcut değil. Ve son olarak cihazı hem bilgisayara bağlamak hem de şarj için kullanabileceğimiz bir adet ara kablomuz çıkıyor. Bunlarla birlikte cihazın özelliklerine geçebiliriz. Cihaz görmüş olduğunuz gibi şu anda kılıfın içerisinde. Zaten çok ufak bir cihaz. Şu şekilde çıkardığınız zaman hemen çekim yapmaya başlayabiliyorsunuz. Cihazı tuttuğunuz zaman da görmüş olduğunuz gibi zaten avuç içine rahatlıkla sığıyor. Cihazın bu kadar küçük olması tabii ki aslında en büyük özelliklerinden biri. 12 megapiksellik bu kameraya DJI çok fazla güveniyor aslında. Şu anda bu kameranın ikinci serisi de çıktı. Görmüş olduğunuz kameramızda yakından da bakalım. Evet, cihazın bu kadar küçük olmasıyla birlikte aslında çok fazla da özelliği var. Yani günlük hayatta çok rahatlıkla işinizi görebilir. Daha çok insanlar bunu vlog kamerası olarak kullanıyor ama YouTube'da profesyonel çekimler yaparken de rahatlıkla işinizi görecektir. Görmüş olduğunuz üst kısımdaki gimbal özelliği size sinematik görüntüler çekmenizi sağlayacak. Yani videolarınızı çekerken izlediğiniz zaman herhangi bir sarsıntı ya da videolarda oynama gibi problem yaşamayacaksınız. Bu tabii ki çok büyük bir avantaj. Normalde telefonlarımızda ya da kameralarımızda artı olarak gimbal seçeneği alabiliyoruz. Ama zaten en büyük özelliği gimbal'lı olması. O yüzden çok pratik. Kameramızın bir diğer özelliğinden biri de 4K 60fps'e kadar çekim yapabiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Slow motion'larınızı çok rahatlıkla çekebilirsiniz. Zaten şu anda akıllı telefonlarımızda 120fps'e kadar çekim yapabiliyor. Kameranın da 60fps çekim yapması oldukça avantaj aslında. Görmüş olduğunuz gibi kameranın alt kısmı düz bir şekilde, düz bir alana bıraktığınız zaman herhangi bir sarsıntı ya da rüzgar yoksa eğer rahatlıkla kameranızı bu şekilde konumlandırabilirsiniz. Konumlandırmanız ne gibi avantaj sağlar size? İşte time lapse ya da slow motion'larınızı daha rahat, daha net çekmenizi sağlayacaktır. Ama tabii ki demin bahsettiğim gibi eğer rüzgarlı ya da çok fazla eğimli bir ortama koyduysanız cihaz çok hafif olduğu için düşebilir ya da sarsılabilir. Buna dikkat etmenizi öneririm. Evet, bu özelliklerin dışında tabii ki kameranın farklı özellikleri de var. Ama ilk önce kamerada yapmış olduğum çekimleri beraber bir izleyelim. Görmüş olduğunuz tüm çekimleri DJI Osmo Pocket'la gerçekleştirdim. Kameramızın iki adet mikrofonu var. Biri record tuşunun üstünde, bir tanesinin de altında. Yani kameranızı tuttuğunuz zaman herhangi bir ses kaybı yaşamıyorsunuz. Evet, şimdi cihazın kendisine de bir bakalım aynı zamanda. Görmüş olduğunuz gibi aslında üstünde çok fazla bir tuş seçeneği vesaire yok. Çok ufak bir kamerası var. Buradan çekmiş olduğunuz videoları görebiliyorsunuz. Artı olarak iki tane tuşu var. Bu tuşlardan bir tanesine bastığınız zaman cihazınız görmüş olduğunuz gibi gimbal döner bir şekilde aktif hale geliyor. Diğer tuşu da zaten record tuşu. Record tuşuna bastığınız zaman kayıt altına alıyorsunuz videolarınızı. Görmüş olduğunuz kamera üzerinden tüm özelliklere geçiş yapabiliyorsunuz. 4K, 1080 ya da 30 ya da 60fps'e kadar tüm çekim özelliklerini buradan sağlayabilirsiniz. Çekmiş olduğunuz videoları sola doğru kaydırdığınız zaman görüntüleyebilirsiniz ya da fotoğrafları. Fotoğraf özelliklerine de değineceğim biraz daha. Şöyle bir dezavantajı var kameranın, ondan da bahsetmek istiyorum. Çekmiş olduğunuz görüntüleri rahatlıkla size tekrardan izleme imkanı sunuyor. Fakat maalesef çekmiş olduğunuz görüntülerdeki sesi duyamıyorsunuz. Bu aslında çok büyük bir dezavantaj. Ama cihazın yanında gelen iki adet az önce bahsetmiş olduğum aparatlarla birlikte telefonunuza cihazı bağladığınız anda çekmiş olduğunuz görüntüleri seslerini de duyabiliyorsunuz. Bu da tabii ki kolaylık sağlayacaktır size çekimleriniz için. Evet, adaptörümüzü şu anda cihaza bağlıyorum.
Daha sonrasında telefonuma taktığım anda kendi uygulaması var bu arada cihazın. DJI Mimo uygulaması. Onu indirdiğiniz zaman kamerayı taktığınız anda direkt zaten DJI Osmo Pocket'ı tanımlayacak ve Mimo uygulamasını açacaktır. Evet şu anda açılıyor. Evet isterseniz bu şekilde telefonunuza bağlayarak da çekimlerinizi daha büyük ekrandan da yapabilirsiniz. Kameranızın içerisinde bir harici bellek yoksa direkt telefonunuza da kayıt yapmasını sağlayabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi biraz daha ayar seçeneklerimiz fazla olacaktır. İsterseniz buradan da kullanabilirsiniz. Adaptörlere de değinmek gerekirse bahsetmiş olduğum gibi maalesef yapmış olduğunuz kayıtların seslerini dinleyemiyorsunuz. Bu adaptörler sayesinde iPhone ve Android telefonlara takarak hem video çekmeye devam edebilirsiniz hem de yapmış olduğunuz çekimleri rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Eğer kötüyse tekrardan çekim yapabilirsiniz. Tabii ki bu aslında çekmiş olduğunuz videolar için çok büyük bir özellik. Evet, şimdi cihazın bir de çekim kalitesine bakalım. Evet, cihazımızı açtığımız anda görmüş olduğunuz gibi şu anda aktif hale geldi. Açma kapama tuşuna 3 defa bastığımız zaman cihaz bana doğru dönecek. Yani selfie moduna. Şu anda record tuşuna basarak da cihazı kayıda başlattım. Evet, şu anda beni DJI Osmo Pocket kamerasından görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi görüntü kalitesi gerçekten oldukça yüksek ve sesimi de rahatlıkla algılayabiliyor cihaz. Şu anda FPF modunda. FPF modu ne demek? Kamerayı ben nereye doğru çevirirsem cihaz oraya doğru gidiyor. İstersen bunu yüz tanımlama yaparak ben kafamı oynattığım zaman cihaz oyuna doğru da dönebilir. Ama ben genellikle FPF modunda kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kamerayı farklı yönlere çevirdiğim zaman da herhangi bir ışıkla ilgili de sıkıntı yaşamıyorsunuz. Evet, görmüş olduğunuz gibi cihaz çok küçük ve hassas. Bu yüzden yanında gelen kılıfı mutlaka yanınızda taşımanızı öneririm. Çünkü üst kısmında bulunan gimbal özelliği cebinize attığınız zaman, direkt çantanıza attığınız zaman bu üst kısmın kırılmasına sebep olabilirsiniz. O yüzden bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. Zaten çok ufak olduğu için kılıfına taktığınız zaman da herhangi bir ekstra yer kaplaması yapmayacaktır. Evet, bahsetmiş olduğumuz kameramızın özelliklerinin dışında farklı olarak cihazımızın aksesuarları da var. Bunları ben şu anda size ekrana görsellerini koyacağım. Fakat bu aksesuarlarla ilgili söyleyebileceğim şöyle bir durum var. Aksesuarlar çok pahalı. Yani şu şekilde pahalı. Aslında tabii ki aldığınız aksesuarı kendiniz seçeceksiniz. İşlevinizi kendiniz seçeceksiniz. Buna göre 6 tanesini ya da 7 tanesini değil belki 1 ya da 2 tanesini alarak daha uygun hale getirebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi wireless özelliği. Cihazın hem daha düz kalmasını sağlıyor hem de uzaktan kumanda ile telefonunuzdan cihazınızı yönetebiliyorsunuz. Aslında işlerinde bence en işlevli olan bu. Bir de artı olarak su geçirmez kılıfı var. Su geçirmez kılıfını da alabilirsiniz eğer su altı çekim yapmak isterseniz. Cihazın tüm aksesuarlarını almak isterseniz de neredeyse bir cihazın kendisi kadar ücret ödemeniz gerekiyor. Aslında dediğim gibi hani bu yüzden pahalı geldi bana biraz. Ama hepsini almak zorunda tabii ki değilsiniz. Cihazı aldığınız zaman çok memnun kalacaksınız. Ben dediğim gibi yaklaşık bir 6-7 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Eğer siz de bu şekilde kullanım yapmak isterseniz, günlük hayatta kullanmak isterseniz kesinlikle almanızı öneririm. Çok memnun kalacaksınızdır. Evet arkadaşlar, kamerayla bahsedeceğim özellikler bu kadardı. Sizin de sormak istediğiniz bir şey olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Kameradan bahsedeceğim özellikler dediğim gibi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.